kolay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün 3. sınıf 3. ünite 15. sorudan sevgili öğrencilerim 30. soruya kadar birlikte çözeceğiz. Evet sevgili öğrencilerim. Look at the card and answer the question. Kartlara bakın ve soruları cevap verin demiş. Evet burada Eddie'nin, Marta'nın ve Mia'nın yapabildikleri ve yapamadıkları şeyler var. Bunlarla ilgili sorular var. birinci Kendisi amış cannedi kendi swim Ken Eddie yüzebilir mi diye sormuş. Bakın E diye baktığımızda swim tik işareti olduğu için evet yes he can diye söylemiş. Evet sevgili öğrencilerim ikinciye baktığımızda who can climb a tree. Evet. <laughs> ağaca kim tırmanabilir diye soru sormuş. Ağaca tırmanmaya baktığımızda climb a tree. Evet ağaca tırmanabilen sadece bakın kim var? Mia var sevgili öğrencilerim. O zaman bizler cevabımızı ne olarak yazacağız sevgili öğrencilerim? Evet Mia can climb e tree şeklinde yazacağız. Mia ne yapıyor? Kim ağaca tırmanır diye soruyor. Mia ağaca tırmanabilir şeklinde cevabımızı yazacağız C Evet üçüncü sorumuz Ken Marta carry big boxes. Evet Marta evet büyük kutuları taşıyabilir mi? Marta'ya bakalım. Evet carry big boxes Marta'yı görüyorsunuz işaretlediğimiz yere çarpı var. Bu çarpı olan yer olduğuna göre Marta taşıyamaz. O zaman C nasıl yazacağız buraya? Mart'a taşıyamaz. Demek için nasıl yazıyoruz? Evet. Mart'a büyük kutuları taşıyabilir mi? No. She can't. Hayır. She. Yani Mart'a yapamaz. Taşıyamaz. Çünkü çarpı işareti var. Gördüğünüz gibi. Evet. Dördüncü sorumuz. What can Eddie do? Eddie ne yapabilir? Bakın Eddie'ye bakıyoruz. Eddie swim var. Yüzebilir. Play the guitar. Gitar çalabilir. Carry Big boxes. büyük kutuları taşıyabilir sevgili öğrenciler. Bunların hepsini o zaman yazıyoruz şimdi birlikte. Evet. He, evet Eddie kastediyor diyor. Can swim. Bakın görüyorsunuz. Yüzebilir. Play the guitar. Evet. Gitar da çalabilir Eddie. Evet. And carry big boxes. Gördüğünüz gibi carry big boxes da. Evet. Tik işareti var. Evet. Ne yapabilirmiş? Kutuları, büyük kutuları da taşıyabilirmiş sevgili öğrencilerim. Evet. Beşinci sorumuz. Can Mia climb a evet Mia ağaca tırmanabilir mi? Bakalım Mia ağaca tırmanabilir mi? Evet, climb a görüyorsunuz. Evet. O zaman evet şeklinde dolduruyoruz şimdi. Evet, işaretliyorum. Yazdım. evet yes it can. Mia ağaca tırmanabilir mi? Yes it Mia'yı kastediyor. Can yapabilir. Çünkü gördüğünüz tik işareti var. Can Eddie draw a picture. Eddie resim çizebilir mi? Evet bakıyorum. Drew a picture edi görüyorsunuz çarpı var. Çizemez. O zaman nasıl yazıyoruz sevgili öğrencilerim? Onu da birlikte yazalım. Evet no he can't. Evet. Çizemez değil mi? Çizemediği için no hayır he edi can't. Drew a picture diye uzunca da yazabilirsiniz. He can't çizemez, yapamaz sevgili öğrenciler. Evet 16. sorumuz sevgili öğrencilerim odd otvan evet yani e, 450 e bakın gruplar yazmış kelimelerle e, uygun olmayan yanlış olanı yuvarlak içine alın diye söylemiş. İşaretlendim sevgili öğrencilerim. Birlikte yapalım. Evet, jump zıplamak, young genç, fly uçmak, play de nedir? Oynamak. Bu dörtlüğe baktığımız zaman sevgili öğrencilerim, <laughs> bunların içerisinde jump zıplamak, fly uçmak, play bunlar bir eylem, bir hareket. Fakat young, genç kelimesi nedir? Bununla alakalı değildir sevgili öğrencilerim. Bu şekilde işaretliyorum. Evet. Beautiful, güzel, old, yaşlı, strong, güçlü, keri taşımak. Buraya baktığınızda bakın. Güzellik, yaşlılık ve güçlü olmak. Bunlar e, taşımak nedir? Farklı bir iştir değil mi sevgili öğrencilerim? Diğerleri özellikler. Bu bunlarla uygun değildir. Bunu da işaretliyorum. Evet. Elephant, walk, swim, dance. Evet. Yürümek. Evet. Yüzmek ve dance bunlar bir eylem. Elephant nedir? Bir hayvandır. Fil değil mi? Bu tuhaftır. Bunların arasında uygun değildir. İşaretliyorum. Carry heavy boxes. Evet. Ağır kutuları taşımak. İp atlamak. slow turtle. Yavaş kaplumbağa. Sing a song, Şarkı söylemek. Baktığımızda bunların hepsi bakın yine bir eylem. Kutu taşımak, ip atlamak, şarkı söylemek. Fakat buradaki yavaş olan bir turtle'ın olması buraya uygun değildir sevgili öğrencilerim. Evet cümleleri bakın karışık verilmiş. Bunları düzeltip bir düzgün cümle yapmak istiyor. istiyoruz sevgili öğrencilerim. Can my mother cook. Nasıl düzeltmiş? My mother. Benim annem can cook. Ne yapabilir? Yemek pişirebilir, yapabilir diye söylemiş. Evet biz a monkey, climb, but can't fly, can't eat. Bunu düzeltmek istiyoruz sevgili öğrencilerim. Nasıl yapıyoruz şimdi? Evet. A monkey. Maymun can climb. Evet can climb. Ne yapabilir? Maymun evet tırmanabilir. But evet olumluysa olumsuz, olumsuz olumlu değil mi? But fakat it can't fly. Maymun uçamaz değil mi? Maymun tırmanabilir fakat uçamaz sayı görelim. Evet üçüncü yapıyoruz. Right can a bike she. Bunu da birlikte yapalım şimdi. Evet. She evet can ride a bike. Zaten kalıp değil mi? Write a bike kalıp olarak yazacağız. Can yapabilmek. She can write a bike şeklinde yazacağız. Sevgili öğrencilerim. Evet dördüncüsü de and Sally skip rope can play basketball. Burada iki türlü yapabiliriz. Sevgili öğrencilerim. İkisini de yazıp şimdi size göstereceğim. Evet. Sally can skip rope yani ip atlayabilir ve basketbol oynayabilir. Sıralamaya bu şekilde yazabilirsiniz veya Sally Can play basketball, Basketball oynayabilir and skip rope ip atlayabilir şeklinde iki türlü de yazabilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet yukarıda iki tane bakın konuşma balonu verilmiş bu konuşma balonlarını okuyalım. Ona göre doğru ve yanlış olanları işaretleyeceğiz sevgili öğrencilerim. Doğru mu yani doğru mu yanlış mı? Hi Alem, I am Alex. I can play football and ride a bike but I can't carry heavy boxes or sink diye söylemiş. Alex can sink. Bakalım şimdi Alex I can play ne demişti? Evet. Alex şarkı söyleyebilir fakat ne yapamaz diyor bisiklet binemez diyor sevgili öğrencilerim. Doğru mu söylüyor? Yanlış söylüyor değil mi sevgili öğrencilerim? Bakın. Evet ne diyor? I can carry boxes and sing. Şarkı söyleyemem. I can carry heavy boxes. Ağır kutuları taşıyamam ve sing şarkıyı söyleyemem. Buradan ne demiş? Şarkı söyleyebilir diye söylediği için ne yapmış? Yanlış olduğu için sevgili öğrencilerim ne yapacağız? False'u işaretleyeceğiz. Evet ikincisine bakalım. Diana can sing. Diana şarkı söyleyebilir ve dans edebilir demiş. Bakalım Diana'ya. Hello my name is Diana. I can sing song. Şarkı söyleyebilir ve dans edebilir diye söylüyor. Bir şey de tam bunu söylediği için bu nedir? Doğrudur sevgili öğrencilerim. Üçüncüye bakıyoruz. Alex can play football. Bakalım Alex I can play football and ride a bike futbol oynayabilir ve bisiklet sürebilir mi sevgili öğrencilerim? Doğru olduğu için nedir? Buna true diye söylüyorum. Devamında fakat fakat he can't evet carry heavy boxes ağır kutuları taşıyamam. Bakın burada yazıyor zaten. But I can't carry heavy boxes or sink diye söylemiş. Evet. Ağır kutuları taşıyamam. Fakat ne diyor? Futbol oynayabilirim. Doğrudur. Evet. Dördüncüye bakıyoruz sevgili öğrencilerim. Diana can ride a bike. Diana bisiklet sürebilir ne yapabilir? Jump Pike yükseğe zıplayabilir. Bakalım Dayana sağ taraftaki. Burası değil mi sevgili öğrencilerim? Dayana I can't ride. E bak ben bisiklet süremem ve ne yapamam yükseğe zıplayamam diyor. Burada yapabilir diye söylediği için yanlıştır. False işaretliyoruz. Beşinciye bakıyoruz şimdi sevgili öğrencilerim. Alex can ride. E bak Alex bisiklet sürebilir. Bakıyoruz Alex burası değil mi? Alex evet neydi? I can play football and ride a bike. Ben nedir? bisiklet sürebilirim dediği için burası da nedir sevgili öğrencilerim? Doğrudur. Doğruya turuya false. Turuya tik atıyoruz sevgili öğrencilerim. Evet 19. sorumuz sevgili öğrencilerim. Yine bakın burada kartlar verilmiş. kartlara göre soruları birlikte yapacağız şimdi sevgili öğrencilerim. Evet birincisine bakıyoruz şimdi. Can Emma run fast? Emma run fast hızlı koşabilir mi diye ne yapıyor? Bize soru soruyor sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi. Emma hızlı koşabilir mi? Bakıyorum Emma'ya. Evet. Emma. Hızlı koşmak burası. Bakın Emma'nın hızlı koşma kısmı nedir? Olumsuz. Çarpı var. O zaman Emma ne yapamaz? Hızlı koşamaz sevgili öğrencilerim. Ne yapıyorum? Yazıyorum. Evet. No she can. Bakın Emma hızlı koşabilir mi? No she can. O yapamaz. Veya no she can run fast diye de <laughs> uzunca yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. İki can can swim. Evet. Can yüzebilir mi diye soruyor. Bakalım şimdi canı yüzebilir mi? Yüzmek burada. Evet can burada bakıyoruz. Sevgili öğrencilerim hayır diye söylediği için bunu da ne yapıyoruz? Birlikte yazıyoruz. Evet sevgili öğrencilerim yazdım. Can yüzebilir mi? No. Bakın can erkek. He can. Hayır o yapamaz. Veya uzunca yazarsak no he can't swim. O yüzemez. Sevgili öğrencilerim bu şekilde yazıyoruz. Üçüncüsü who can swim. Bakın kim yüzebilir. Yüzebilen kim varmış? Yüzme eyleminin altında bakın bir tane tik var. O da kimmiş? Edi'ymiş mi Yüzebilen sadece kim varmış? Edi varmış. Edi'yi yazıyorum şimdi. Evet sadece Edi var. Veya uzun yazmak istersek Edi can swim. Edi yüzebilir şeklinde yazabilirsiniz. Dördüncü sorumuz. Can Dona draw a picture? Dona bir resim çizebilir mi? Bakıyoruz. Evet donaya bakıyorum. Resim çizmek burada. Evet tik var olumlu değil mi? Evet çizebilir o zaman bu şekilde ne yapıyoruz? Yazıyoruz sevgili öğrencilerim. Evet yes she can. Dona drive a picture. Evet yes o yapabilir. Veya uzunca yes she can drive a picture. Evet dona o bir resim ne yapabilir? Çizebilir şeklinde söylüyoruz. Who can sing? Kim şarkı söyleyebilir sevgili öğrencilerim? <laughs> bakıyoruz şarkı söylemede tik olan kim var sadece? Emma var. O zaman cevabımız ne olacak sevgili öğrencilerim? Emma yapabilir diye söyleyeceğiz. Evet cevabımız Emma veya Emma can sing şeklinde uzunca Emma şarkı söyleyebilir diye de ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Evet 20. sorumuz sevgili öğrencilerim. Şimdi boyama yapacağız. Read and color. Oku ve boya diye söylemiş. Birlikte yapalım sevgili öğrencilerim. Birincisi diyor ki the big ball. Evet büyük top. Pink and the small ball. Küçük e, topu da purple mora boyayın diye söylemiş. Benim bilgisayarımdaki renkler ise farklı görebilir. Evet sevgili öğrenciler. Birincisi büyük topu ne yapacakmışız? Pembeye boyayacakmışız. Evet bendeki pembeyle boyuyorum sevgili öğrencilerim. Evet büyük topumuzu ne yaptım? Pembeye boyadım sevgili öğrencilerim. Evet benim resim burada biraz mora benziyor ama pembeyle boyuyorsunuz. Lütfen dikkat edelim. Evet neydi küçük topu? Mora boyayın diye söylemiş. Evet bendeki morla da. Küçük topu ne yapıyorum? Boyuyorum sevgili öğrencilerim. Küçük top mor, büyük top pembe olacak şekilde boyuyorsunuz. Tamam. İkinci the tall grafiği. Evet. Zürafa neymiş? Kahverengiye boyayacakmış sevgili öğrencilerim. Evet kahverengiyi buluyorum şimdi sevgili öğrencilerim. Bendeki kahverengi hangisi? Evet buldum. Zürafayı ne yapıyorum sevgili öğrencilerim? Evet kahverengiye boyuyorum. Çok güzel. Evet boyadım. Evet. And short grafik. Küçük zürafayı ne yapacakmışız? Yellow. Ne yapacağız? Sarıya boyayacağız değil mi? Evet sarı rengi buluyorum. Ve küçüğünde ne yapıyorum sevgili öğrencilerim? Sarıya boyuyorum. Büyük uzunluğu kahverengiye kısa olanı da ne yaptım sevgili öğrencilerim? Sarıya boyadım. Devam ediyoruz. The fat dog. Şişman. Şişko köpek. Evet. Kilolu olan köpeği ne yapacakmışız? Green yeşile boyayacakmışız. Sevgili öğrencilerim yeşilimi buluyorum. Ve şişman olan köpeğimi yeşile boyadım. Evet and the slim zayıf olan da ne yapacakmışım? Siyah renge boyayacakmışım. Hemen onu da ne yapıyorum sevgili öğrencilerim? Siyah renge boyuyorum ve bitiriyorum. Evet sevgili öğrencilerim bunu da bu şekilde bitiriyoruz. Evet 21. sorumuz. Match the opposites. Evet there is one example. Evet bir tane örnek yapmış sevgili öğrencim. Biz de ne yapacağız? <laughs> Zıttını ne yapacağız? Buraya yazacağız sevgili öğrencilerim. Evet bir small küçük big büyük. Bakın yazmış birinci örnekte. İkincisini biz yapacağız. Evet fat şişman. Şişmanın zıt olanı hangisidir sevgili öğrencilerim? Yapalım birlikte. Şişmanın zıttı nedir? Slim zayıftır. Yani E'dir buraya gelecek olan. Üçüncüsü strong güçlü olanın evet zıttı hangisi olur sevgili öğrencilerim onu da yapalım. Weak zayıf değil mi? Evet tall dördüncüsü uzun. Uzunun zıttı ters hangisidir sevgili öğrencilerim? Short'tur değil mi? Kısa. 5 old yazmış. Evet yaşlı. Yaşlının da zıttı hangisi olur sevgili öğrencilerim? Evet genç young olur değil mi? 6 fast hızlı. Hızlı kelimesinin de zıttı bildiğiniz gibi slow yavaştır. Ugly çirkin. Çirkinin de zıttı sevgili öğrencilerim nedir? Evet beautiful güzeldir. Bu şekilde burada eşlemiş zıttını yazmış oluyoruz. Evet 22. Evet unscramble the words. Evet kelimeler sevgili öğrencilerim karışık verilmiş. Bunu ne yapacağız? Düzeltecekmişiz ve bu yandaki sıraya yazacakmışız. Evet bu nedir? Bakın tough yazmış. Bu hangisidir sevgili öğrencilerim? Şişman kelimesinin karışık yazılmış değil mi? Fettir. Düzeltelim. Evet lizm yazmış. Bunu da Düzelttiğimizde hangi kelime ortaya çıkar sevgili Slim kelimesi. Evet. Ortaya çıkar. Lot. Evet. Bu da kolay değil mi? Lot kelimesi. Hangi kelimenin? Old değil mi? Yaşlı kelimesinin. E Goyun yazmış. Bu da nasıl düzeltilir sevgili öğrencilerim? Evet. Young. Genç şeklinde. Old. Bakın bu da karışık. Bunu da şimdi sizler için düzeltiyorum. Slow. Yavaş diye düzeltiyorum. Evet. South yazmış sevgili öğrencilerim. Bunu da düzeltmiş hali. Fast. Değil mi? Hızlı kelimesi. A weak. Evet. Bunu da düzelttiğimizde ortaya çıkacak kelime. Weak. Zayıf olan. Evet. Bu kelimeyi de düzeltiyorum sizler için. Ne oldu? Strong. Güçlü kelimesi ortaya çıktı. Evet. Dokuzuncu kelimeyi karışık yazılan kelimeyi düzelttiğimizde de tall. Uzun kelimesi ortaya çıktı. Onuncu kelimemizi de sizler için düzeltiyorum. Ve short kelimesi ortaya çıkmış oluyor sevgili öğrenciler. Evet 23. sorumuz. E, ee, yazı okuyun true or false doğru yanlış diye yazın diye söylemiş. Sevgili öğrencilerim. Evet bizler soru çözerken önce soru okuyoruz. Mary is mother and father. Mary'nin anne ve babası nedir? Her super heroes. Yani onun süper kahramanlarıymış. Doğru mu yanlış mı? Bakalım şimdi. Hello I am Mary. My super hero is my mom. Benim annem benim süper kahramanımdır. She is very beautiful. Çok güzeldir. She can tell great stories. Bana muhteşem hikayeler anlatır. Evet, my dad is also a superhero. Evet, benim babam da ayrıca süper kahramanımdır. He is strong, güçlüdür. And tall, uzundur. His cookies, onun yemekleri are very delicious. Çok lezzetlidir diye söylemiş sevgili hocam. Evet, demek ki anne ve babası sevgili hocam, neymiş? Evet, süper kahramanlarıymış. Burada okuduğumuz gibi doğrudur. Mary'nin annesi, Mary's mother, Kent Tell great stories. Annesi muhteşem hikayeler anlatamaz demiş. Anlatamaz mıydı? Hayır. Yanlış değil mi? Anlatabilir. Bakın ne diyor söylüyor. <laughs> she can tell great stories. Bana annesi she can tell great stories. Muhteşem hikayeler anlatabilir demiş. Yanlış olduğu için false. Mary's father is weak. Evet Mary'nin babası, babası, zayıf mıydı sevgili öğrencilerim? Evet. Yanlış değil mi? Nereden bakın he is strong diye söylemiş. Yanlış oluyor. Mary's father. Babası can cook delicious. Lezzetli yemekler yapar mıydı sevgili öğrencilerim? Evet yapar değil mi? Bakın burada ne yazmış? His cookies. Evet onun yemekleri are very delicious. Çok lezzetli de demiş. Doğrudur. <laughs> evet 24. sorumuz sevgili öğrencilerim. İt veya çarpı işareti koyacakmışız. Bakalım. Burada bir kaplumbağa görüyorum. It is slim. Evet zayıf ince değil mi? And it can't walk fast. Hızlı Yürüyemez diyor. Doğru değil mi sevgili öğrencilerim? It is strong. Evet. Burada ne görüyoruz sevgili öğrencilerim? Bir tane goril değil mi? Güçlüdür. But it can't fly. Goril uçamaz değil mi? Bu da doğrudur. Evet köpek var. It is fast. Hızlıdır. And it can jump. Evet sevgili öğrencilerim. Köpek nedir? Hızlıdır ve zıplayabilir değil mi? Bu da doğrudur sevgili öğrencilerim. Evet, şimdi aşağıdaki birlikte bakacağız. Evet fil it is small. Evet bakın bu küçük mü? And it can climb. Evet küçük ve zıplayabilir mi? Hayır değil mi? Bu bir kere küçük değil. Büyüktür kocaman bir fil var ve zıplayabilir demiş. Hayır zıplayamaz. Bir. It is weak. Aslan zayıf mı? Hayır. And it can't walk. Yürüyemez. Hayır nedir? Bu da yanlış. Aslan zayıf değil güçlüdür ve yürüyebilir sevgili öğrencilerim. Evet 25. sorumuz. Read and answer the question. Okuyacağız ve sorulara cevap vereceğiz sevgili öğrencilerim. Öncelikle sorulara bakıyoruz her zaman sevgili öğrencilerim. Is Yağmur fat? Yağmur şişman mı? Bakalım. Hi, my name is Yağmur. I am 10 years old. 10 yaşındaymış. I am tall. Uzun and thin. İnciyim. Demek ki şişman mı? Hayır sevgili öğrencilerim. Şişman değilmiş. No, she isn't sevgili öğrencilerim. No. Bak izle sordu için. No, she Yağmur isn't şişman değildir. İkinci sorumuz. Can Yağmur ride a bike? Yağmur bisiklet binebilir mi? Bakıyorum şimdi. I can speak English. İngilizce konuşabilir. And ride a bike. Evet ne yapabilir? Bisiklet sürebilir mi sevgili öğrencilerim? O zaman işaretliyorum. Yes. She can şeklinde bakın. Kendi sorduğu için kendi cevap veriyorum. Yes. She can. Evet o yapabilir. Ya yani ne yapabilir? Ride a bike. Can ride a bike diye devamı yazabilirsiniz. Bisiklet sürebilir. 3. Is Yağmur's father tall? Yağmur'un babası uzundur. Bakalım. Evet. My father is Yasin. Babası Yasin'miş. He is tall. Uzun and strong. Güçlüymüş. Uzun ve güçlüymüş sevgili öğrencilerim. Evet o zaman Yağmur'un babası uzun demiştik. Doğru mudur? Evet. Doğru olmuş oluyor değil mi? Yes. He is. Babasına he dediği için he is. Evet. O e, uzundur sevgili öğrencilerim. Dört. Ken Yağmur's father. Yağmur'un babası lift veik. Evet. Ağırlık kaldırımı. Bakalım. Evet. Babası uzun ve güçlü demişti. He can swim. Yüzebilir. And lift weight. Ne yapabilir? Ağırlık kaldırabilirmiş. Bu da doğruymuş sevgili öğrencilerim. Evet. Yes. He can. Kendisi ordu için sevgili öğrencilerim. Bakın. Yes. He can diye söylüyorum. Yağmur'un babası ağırlık kaldırabilir mi? Yes. He can. Yapabilir. Ne yapabilir? Lift weight. Ağırlık kaldırabilir diye devamını yazabilirsiniz. Beşinci sorumuz. Biz Yağmur's mother beautiful. Yağmur'un annesi güzel mi diye soruyor. Bakalım. My mother is Seda. Seda'ymış. She is short, kısa, slim zayıf and beautiful. Evet. Yani neymiş? Güzelmiş. Değil mi sevgili öğrenciler? O zaman nasıl yazıyoruz? Yes. Anne olduğu için she is beautiful. Evet, yes she is diye bitiriyorum devamına yazabilirsiniz sevgili öğrenciler. Yes she is. Evet, güzeldir. Ken Yağmurs Annesi play chess. Satranç chess oynayabilir mi? Bakalım. Evet. She can cook. Yemek yapabilir. But. Fakat she can't play chess. Yani satranç oynayamazmış sevgili öğrencilerim. O zaman nasıl yazıyoruz? No. She can't play chess. Devamını böyle yazabilirsiniz. No. She can't play chess. Burada can't diye de bitirebilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet 26. sorumuz sevgili öğrencilerim. Read the complete sentences. Evet cümleleri yukarı bu kelimelerle tamamlayacakmışız. Sevgili öğrencilerim bu sıfatlarla tamamlayın diye söylüyor. Bakalım short, small, old, slim ve strong kelimeleri sıfatları var. I am tall. Ben uzunum. But fakat my brother is. Evet sen uzunsan ve but ile başladıysa sevgili öğrencilerim kelime nedir? Tersi değil mi? Sen uzunsun but ama kardeşim biraderim kısadır. Uzunun tam tersi değil mi? Zaten bat kelimesi artıysa olumluysa olumsuz, olumsuz olumlu veya sıfat olarak da uzunsa kısa, kısaysa uzun tam tersini yapıyoruz. Jessica's pues, cat. <laughs> Jessica'nın kedisi is big, büyüktür. Bat fakat benim kedim Jessica'nın kedisi büyüktür. Benim kedim dediği için o zaman büyüğün tersi nedir? Small benimkisi benim kedim küçüktür sevgili öğrencilerim. My baby sister benim kız kardeşim bebekmiş değil mi? is weak. Zayıftır. But fakat my father. Benim babam. Evet bebek zayıfsa babası neymiş? Strong güçlüdür. Değil mi sevgili öğrencilerim? Bu şekilde dolduruyoruz. I am young. Ben geçim. Gencim pardon. But fakat my grandfather. Benim dedem büyük babam. Nedir sevgili öğrencilerim? Sen gençsen o yaşlıdır değil mi? I am fat. Ben şişmanım. But fakat my cousin is. Benim kuzenim. Sen şişmansan senin kuzenin nedir? Slim zayıftır sevgili öğrenciler. Evet 27. Soruya geliyoruz sevgili öğrencilerim. Evet, bunu kendimize göre dolduracağız. Ben size örnekler vereyim. What can they do? Onlar ne yapıyor diye sormuş. Bakın ben buraya örnekleri hazırladım sizler için. Burada bakın he can play the guitar. Evet burada bakın bir tane erkek çocuk. <laughs> he can play the guitar. Evet gitar e, çalabilir diye söyledim. Bunu yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim veyahut da she can sing a song. Bakın burada kız ne yapıyor? Şarkı söylüyor. Bunu yazabilirsiniz. Bir de sevgili öğrencilerim toplarda they can dance. Onlar dans eder diye de yazabilirsiniz. Yan tarafa baktığımızda burada ne görüyorsunuz sevgili öğrencilerim? Şöyle örnek olarak size bir tane They can play volleyball. Bakın onlar ne yapıyorlar? Voleybol oynuyorlar şeklinde örneği yazabilirsiniz. Veya they can jump high. Yani yüksek zıplayabilirler. Değil mi? Voleybolda top gelince ne yapacaklar? Yüksek zıplayacaklar. Bunu da yazabilirsiniz. Burada da anne ile ilgili bir cümle. Nasıl yazabiliriz sevgili öğrencilerim? Şöyle işaretlediğimde. Evet. She can cook cookies. Şöyle düzelt vereyim sevgili öğrencilerim. Evet she can cook cookies. O ne yapabilir? Evet, yemekler, kurabiyeler bizim için ne yapabilir? Pişirebilir sevgili öğrencilerim. Bunu da buraya örnek olarak yazdım. Sizler de bunları çoğaltıp kendinize göre yazabilirsiniz. Evet 28. sorumuz. Soruları okuyacağız. Cevapları okuyacağız sevgili öğrencilerim. Bunlara soru yazacağız. Bakın normalde soru olur. Cevapları verilir. Bu sefer cevaplarını vermiş. Bize sorularını soruyor. Bakın ne yazmış? Read the answers. okuyun. And write the Sorular yazacakmışız. There is one example. Bir tane örnek vermiş. Evet. No I am not. I am thin. Bunun sorusu Arifet Şişman mısın diye söylemiş. Bizim cevabımız da, yes she is tall dediyse. Sevgili öğrencilerim biz bunu nasıl yapabiliriz? Evet. Is she tall? Bakın she ile cevap verdiği için she ile soruyorum. Yani kızı bahsederek o uzun mu diye soruyor. Biz de yes she is tall. O uzundur diye söylüyoruz. Üçüncü soru no he. Bakın he ile sordu. Ben de he ile soracağım. No he isn't. O değildir. He is young. Gençtir. Yani ben o zaman e, ne diye soracağım sevgili öğrencilerim. Yaşlı mı diye soracağım ki o hayır o ne demiş gençtir diye bize cevap veriyor sevgili öğrencilerim. Ben o zaman is he old. Bakın he ile sormuş. He ile soruyorum. Cevaplamış. O yaşlı mı diye soracağım ki bakın he is hayır o genç diye söylediği için bu şekilde soruyorum. Dördüncü soru yes she she ile cevaplamış ben de she ile soracağım. She can sing. Evet şarkı söyleyebilir. Ben de diyeceğim ki evet she yani o şarkı söyleyebilir mi diye soracağım. Can she sing? Yani şarkı söyleyebilir mi? Yes she can sing diye cevap vermiş. Zaten beşinci cevap yes it is small. Evet o nedir? Small. Evet. Bunun sorusunda geleceğim. o small mu? Kısa mı diye soracağım. Yes it is small. Evet o kısadır diye o cevap vermiş zaten. No I can't run fast. Hayır ben hızlı koşamam. O zaman ben sen hızlı koşabilir misin diye soracağım, değil mi? Hayır. <laughs> ben hızlı koşamam dediğine göre can you run fast? Sen bak can you sen run fast? Hızlı koşabilir misin? No I can't run fast. Hayır hızlı koşamam diye o cevap vermiş oluyor. Sevgili şey, öğrenciler. Evet 29. sorumuz sevgili öğrencilerim. 29. soruda bakın yine diyaloglar verilmiş. Tik veya çarpı atacağız doğruysa tik yanlışsa. Bakalım şimdi Dora'dan başlayalım. E evet, Dora. Dora I can play the piano. Piyano çalabilir. Bakın işaretlemiş zaten. Bak fakat I can play guitar. Gitar ne yapamazmış? Çalamazmış sevgili öğrencilerim. O zaman buraya ne yapacağım? Çarpı atacağım. Devam ediyorum. I can't sing şarkı söyleyemem. Evet. But I can dance. Dans edebilirim diye söylemiş. Dans edebildiği için hemen şuraya dans olması bir tane tik koyalım. I can't swim. Yüzme de yapamıyormuş sevgili öğrencilerim. O zaman yine yüzmeye çarpı koyuyorum. Evet. I can't swim or play basketball. Basketbol da oynuyormuş. Hem müzemiyormuş hem de basketbol oynayamıyormuş. Basketbol oyununa çarpı koyuyorum sevgili öğrencilerim. Zaten az önce şarkı söyleyemediğini söylemiştim. I can't bakın I can't sing. Şarkı söylemediği için buraya da çarpı koyuyorum. Daha sonra but fakat I can play chess. Chess oynayabilirim. Yani satranç oynayabilirim dediği için buraya da tik işareti koyuyorum. İp atlamayla ve zıplamayla ilgili bilgi verilmemiş. Gelelim Jessica'ya. Evet Jessica'yı okuyoruz şimdi sevgili öğrencilerim. Hello I am Jessica. Evet. I can jump. Zıplayabilirim diye söylüyorum. Bakın zıplayabilirim. Hemen işaretleyelim sevgili Zıplayabildiği için buraya tik koyuyorum. Evet. Fakat but I can't skip rope. Fakat ne diyor? İp atlayamam diyor sevgili öğrencilerim. İp atlayamam dediği için de ip atlama kısmına gelip buraya çarpımızı koyuyoruz. I can swim. Yüzebilirim demiş. Yüzebildiği için geliyorum ve yüzme kısmına buraya ne yaptım? Jessica'ya tik koydum. And play basketball basketbolda ne yapabiliyormuş? Burada oynayabiliyormuş. Jessica'ya tik koydum. And play basketball but fakat I can't play chess. Ne yapamıyormuş bu da? Satranç oynayamıyormuş. Verilen bilgiden buraya da çarpıyı koyuyorum. Tamamlıyorum. Diğerleriyle ilgili bilgi vermemiş sevgili öğrenciler. Evet 30. ve son sorumuza geldik sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim kendimiz ve ailemizle ilgili düşüncelerimizi yazacağız. What can veya can't you do? Neler yapabilirsin yapamazsın veya onlar ailemiz neler yapabilir yapamaz diye bize sormuş. Evet örnekler veriyoruz şimdi sevgili öğrencilerim. Bizler ne yapabiliriz? Ben buraya örnek yazdım. I can play football. Ben futbol oynayabilirim diye ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. I can't play basketball. Basketbol oynayamam diye yazabilirsiniz. Evet bunları örneklerini çoğaltıyorum. Sizler seçin. I can dance. Tans edebilirim diye yazabilirsiniz. Veya sevgili öğrencim I can't swim. Yüzemem diyebilirsiniz. Sevgili öğrencilerim ailemizle ilgili örnek verelim. They can play chess. <laughs> evet sevgili öğrencilerim. Düzeltelim. Evet ne yapamaz? Aile, evet. They can play chess. Ailemizden bahsederken they onlar ne yapabilir? Chess, satranç oynayabilirler diye söyleyebilirsiniz. Örnek yazıyorum. Siz de bunları çoğaltın lütfen. They can carry heavy boxes. Mesela onlar ağır kutular taşıyamazlar. Ailemiz yaşlı olduğu için bu şekilde de söyleyebilirsiniz. Ben örnekleri bu şekilde yazdım. Sizler bunları değiştirip çoğaltabilirsiniz. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bize like atmayı, desteklemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.